Evet arkadaşlar, İsveç'in başkenti Stockholm'un Vorgod semtinde Türk baharatçısı, ismi Anatolia. Türkiye'deki bütün taze baharatları burada da bulabilirsiniz. Çerezler var, lokum çeşitleri var, sucuk, pastırma, mantı, içli köfte, peynir, çökelek. Yavaş yavaş dükkanın içerisine doğru giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kepeksiz tahinlerimiz var. Keçi boynuzu özü var. Evet, yukarıda Türk çayı var. Filiz çay, Karadeniz. Jacobs kahvesi, gördüğünüz gibi çeşit çeşit. İşte gördüğünüz gibi çerezlerimiz taze taze. Çiğ fındık içi, tuzsuz çekirdek, tuzlu çekirdek. Evet, görüyorsunuz. Burada incir pekmezi var, üzüm pekmezi var. Haşhaş ezmesi var. Reçel çeşitlerimiz var. Şekerlemelerimiz gördüğünüz gibi. Zile pekmezi var. Kuru sebze çeşitleri var. Sucuğumuz, peynirimiz, her şeyimiz var. Evet, sevgili dostum, önce seni bir tanıyalım. İsim, soyad. Merhaba abi, ben Halil Akdemir. Memleket? Tavşançalı. Konya'nın kul ilçesi Tavşançalı'sından geldim. Evet. Evet, kaç senedir bu dükkanı işletiyorsun? Tam bir senemizi doldurduk. Tam bir sene oldu. Bu sene Eylül ayı tam bir sene oldu. Çeşitlerin hakkında bizi bilgilendirebilir misin? Baharat çeşitlerimiz, her çeşit baharatta çeşitlerimiz var. Hepsi Antep'ten gelme. Direkt Antep'ten gelme abi. Ondan sonra kuru bakliyat, Konya'dan gelme, Hasköy. Evet. Kuru bakliyat. Evet. Sucuk bastırma Avusturya'dan gelme, yani sucuğumuz bitti, gelecekse haftaya geliyor. Yani bu sucuk bastırma Avusturya'da mı yapılıyor? Avusturya'da yapılıyor, bizim Kayseriler yapıyor. Salı günü geliyor, bitti tamam. Şimdi. Ondan sonra içecek çeşitlerimiz Torku'dan gelme. Torku'nun içecekleri. Sıkma, üzüm, nar, sen söyle. Diğer çeşitler. Unlu mamuller burada herhalde. Erişte var. Erişte var. Cevizi, kokosu var. Beyaz susam var. Yarma var. Evet, burada zaten kaya tuzu var. Kuru fasulye, yeşil mercimek. Hı. Hepsi mevcut. Evet. Evet abi. Baharat çeşitleri buraya da getirelim. Burada da zeytin çeşitlerimiz. Zeytin çeşitleri, taze zeytin. Ondan sonra döküm salça Antep'ten geldi. Yani bu domates salçası mı? Biber salçası. Hazır acısız, bir de domates salçası var. Evet. Bir de böyle atıyorum. Kayısı, hurma medine, evet. Huşaflık, üzüm çekirdekli, kişniş var, kurutulmuş kişniş. Ondan sonra kurutulmuş vişne, pardon. İncir, gül kurusu, erik çekirdekli, sarı jumbom, kuş üzümü, sen söyle başla. Kuruturmuş erik, şehriye, Antep fıstığı içi, bir de sarma geldi. Tokatlı ya Erbab'ın. Lokum çeşitlerimiz. Bunlar da lokum çeşitleri. Hediyelik lokumlar. Kurutulmuş meyveler var. Normalde kurutulmuş meyveyi ne için alıyorlar? Hoşaf falan mı yapıyorlar? Yok, sadece yemek için. Yemek için, yani, tamam. Tabii. O zaman şimdi normalde Stockholm'da yaşayanlar senin yerini merak edebilir. Şimdi senin yerini, bu dükkanı Stockholm'un merkezinde ya da Rinkeby'de, Tensta'da oturan bir kişi nasıl bulacak? Yani onu bir yol tarifi yapabilir misin? Trenle geldim ve Vorburgur Centrum abi, tünel bana üst kat, üçüncü kat. Evet. Direkt Centrum'a girdiklerinde Ezan'ın yanında oluyor zaten. Evet. Anatolia. Bir de arabayla geldim ve alt garajda park ediliyor. Üçüncü kat yukarıya Anatolia zaten var orada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi.